Geçtiğimiz günlerde dünyaya teğet geçen bir göktaşı, yoğun gündemin arka planında kalan bir haber olarak geçti. Ancak dünya uzaydan gelen ciddi bir tehlikeyi atlattı. Peki bu göktaşı neden bu derece riskliydi? Haberimizi izleyelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. 13 milyon ton TNT gücündeki YB-35 adlı dev göktaşı, dünyanın 4,5 milyon kilometre yakınından geçti. Yaklaşık 1000 metre çapındaki bu göktaşı, saatte 37 bin kilometre hızla hareket ediyor. Uzmanlara göre bu büyüklükteki göktaşları, dünyaya yaklaşık 5000 yılda bir bu mesafede yaklaşıyor. Evet, Allah'a çok şükür ki dünya bu göktaşının yıkıcı etkisine maruz kalmadı. Hatırlarsanız 15 Şubat 2013'te büyük bir göktaşının parçaları Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde düşmüştü. 19 metre genişliğindeki bu meteor 500 kiloton TNT gücünde bir patlamaya neden oldu. Pek çok binada hasara yol açtı. 1200 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu meteor Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından 20 ile 30 kat daha güçlüydü. NASA dünyanın etrafında seyreden meteorları anı anına gözlemliyor. Hatta olası bir tehdide karşı göktaşına patlayıcı gönderip parçalamak ya da yörüngesini değiştirmek gibi önleyici pek çok alternatif üzerinde çalışıyor. Ancak şu bir gerçek ki bunda bir çözüm olmayabilir. Neden derseniz, dünyaya saatte 60 bin kilometre hızla yaklaşıp geçtiğimiz yıllarda Çelyabinsk'i vuran meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edildi.